yaklaşık 65-70 gün sürdü. Bu seçim süresi içinde tabii ki eşit koşullar çerçevesinde biz de elimizden geleni parti olarak gönüllü arkadaşlarımızla birlikte sevgiledik. Sonuçta ilçemizde seçimi Cumhuriyet Halk Partisi olarak kaybettik. Ama Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Seçildiği günün ertesi günü itibariyle tüm Anamur'un olduğu gibi 13 ilçenin de belediye başkanı olarak kendini sürekli ifade ediyorum. Bu yönde bizler de ilçe olarak yönetim kurulunun bir şeyle olağanüstü kongreye gittik. Malum pazar günü yapmış olduğumuz kongrede de bu görevi layık görülerek tekrar bu görevi üstlendik yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte. Bu süreçten sonra tabi üzerimizdeki sorumluluğun bilincindeyiz. Bunu yaparken sadece şahsın ve yönetim kurulu arkadaşları değil, tüm muhtarların, STK başkanları, yönetim kurulu olmak üzere Anamur için yapılması gereken her şeyi el birliğiyle tek vücut olarak tasarı haline getirip dosyalarımızı Büyükşehir'den onaylatıp hizmet akışını en hızlı şekilde yerine getirme çabası içinde olmaya çalışacağız. Bu konuda sizlere de büyük bir görev düşüyor. Umuyorum ki kesinlikle bir beden olarak el ele verip bu işin üstesinden geleceğiz. Tekrar sizlere bu nazik karşılamadan ve davranışınızdan dolayı teşekkür ederim başkanım. Sözü ben size bırakmak istiyorum. Hoş geldiniz. Ben de odamız ve bütün muhtarlarımız adına, Anamur ve Çileli adına yeni görevinizde başarılar diliyorum. Teşekkürler başkanım. Bizi kabul ettiğiniz için şahsımıza ve tüm yönetimimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Malum bizim buraya bugünkü geliş sebebimiz hem bir hayırlı uğurlu olsun diye yeni yönetime başarılar diliyoruz dedik. Bir de hayat devam ediyor. Bir takım olumsuzluklar var. Üzerinde uğraştığımız onlar devam ediyor. Anıtlı mahallemizde biraz yukarısında bir mezar ocağı açılmasıyla ilgili bir firmanın çalışmaları var. Evet. Şimdi bölgemiz ürünlerin yetiştiği bir bölge. Bölge halkımızın yetiştirdiği ürün başka bir il ve ilçede yetişmesi mümkün olmayan bir ürün. Hassas ürünler listesinde olan ürünlerimiz. Eğer buraya mermer ocağı açılır ise bölgemizdeki tarım tamamen yok olacak. Zaten tarımla uğraşan üreticilerimiz, bizim hepimiz, muhtarlarımız da, yönetimde, Anadolu'daki bütün insanlarımızın %80'i bir tarımla uğraşıyor. Başlığımız olmak kaydıyla. Yine bölgemiz Avakoda ile ilgili bizim 3 yıllık bir proje çalışmamız oldu. Bölgemizde ciddi manada Avakoda'da yetişiyor. Ama bu mermer ocağı açılır ise bir su kaynaklarımıza ciddi manada zarar verecek. Zaten ülkemiz su konusunda sıkıntılı bir ülke. Yani suyu çok dikkatli kullanmamız gerekir. Hava nasıl ki bize ihtiyaçsa farkında değiliz ama su da o kadar, su olmadan hayat olmaz. Onun için buradaki açılacak olan ocağa su kaynaklarına ciddi manada zarar vereceğini düşünüyoruz. Kaldı ki bütün siyasi partilerin faaliyetlerinde köyden kente göçü önleyeceğiz ibaresi yazdı. Bu şekilde köyden kente göçün önlenmesi adeta mümkün değil. Yine tarım sürekli ihmal edilen bir konu ülkemizde. Şimdi ithalata dayalı bir ülke olması mümkün değil. Tarım bir ülkenin özgürlüğüdür, bağımsızlığıdır, hürriyetidir diye düşünüyoruz. Eğer biz bu üreticileri tarladan, bahçeden alırsak 81 milyon insanın karnını kim doyuracak? Peki sizin de öncülüğünüzde veya üzerinize düşen ne olursa olsun büyükşehir bazlı veya ilçe yönetimimiz adına elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu konu bireysel değil, hepimizden bir konu. Aynı zamanda balık çiftliklerinde de aynı duyarlılığı göstermiştik. Tabii sonuç daha sonuçlanmadı. Olabildiğince üzerine düşen arkadaşlarımıza desteklemeye çalışıyoruz. Aynı hassasiyeti, aynı duyarlılığı da sizinle beraber seyrediyoruz.